isimle konuşalım istedik. Tarhan Erdem, Konda Başkanı telefon attığımızda. Tarhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Uzun süredir yoktunuz. Hoş bulduk efendim. Özledik sizi yani. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi birkaç köşe yazısını aktardım. Bütün o köşe yazılarında özellikle İktidar Partisi'ne giden anketler ve o anketlerden çıkan sonuçlar, buna göre oluşturulacak kampanya biçimi tartışılıyor ve son dönemde AK Parti cephesinde alınan bir takım kararların evetleri olumsuz etkilediği yönünde tespitler olduğunu da söylüyor. Akademisyenlerin işlerinden atılması gibi, Meral Akşener'e yapılan uygulama ya da evet, hayır oyu kullanacakların PKK, EDP, FETÖ'yle eşdeğer veya DEAŞ'la, evet, IŞİD'le eşdeğer gösterilmesi. Katılır mısınız bu tespite? Tabii son zamanlardaki değil, bu yıllardan beri süren bir AK Parti'nin ve Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın politikasının bir sonucu. Son günlerdeki bir aylık, iki aylık mesele değil. Bu bir aylık, iki aylık mesele bundan evvelki politikaların, bundan evvelki tutumun, anlayışın devamı niteliğinde. Yaklaştıkça halk oylaması tarihi, yaklaştıkça bunlardan daha anlaşılmaz olanları da ortaya çıkacağı benziyor. Yani gerilim artacak diyorsunuz yani. Cumhuriyet hükümeti, bir bütün devletin başındaki bir insan gruba çıkar, yani meclis kürsüsünde, grup kürsüsünde biz evet diyeceğiz çünkü PKK hayır diyor, YPG hayır diyor vesaire gibi anlaşılmaz bir anlayışı ortaya koyarsa bunun bir sonucu olacaktır. Bunun sonucunu hepimiz katlanacağız herhalde, bilemiyorum. Kendileri de katlanacak sanıyorum. Şimdi tabii iki şeyi onunla konuşmak istiyorum, o sonucu. Yani bu böyle sert bir propaganda dönemi ve böyle bir takım argümanlarla yapılmış kampanyalardan sonra Türkiye nasıl bir 17 Nisan yaşayacak diye, ama bunların, bu stratejinin biraz MHP tabanını ikna etmek için kullanıldığı tespiti var. Ona ne dersiniz? Efendim şimdi bu tip kanaatler bir konuşmayla, iki konuşmayla değişmez. Hı hı. Yani şimdi bence MHP'nin bu halk oylamasında evet ve hayır karşısında bir bölünmüşlüğü var. Bu bölünmenin de bundan evvelki seçimlerde hep buna benzer konularda ayrı düşünürlerdi. Düşünmüşlerdir. Mesela bundan evvelki seçimde de MHP beklediği oyu alamadı. Bundan evvelkilerde de zaman zaman değişik oylar aldı. Evet. Niçin alıyor? Çünkü kendi tabanını tatmin etmeyen politikalar gidiyor. Şimdi eğer adam yıllardan beri AK Parti politikalarının içinde olsaydı zaten onun içine giderdi. Ne işi var MHP'de? Evet. Eğer MHP devlet idaresi bakımından, özgürlükler bakımından, demokrasi bakımından AK Parti'nin son 6-7 seneden beri uyguladığı politikaları benimsemiş olsaydı zaten AK Parti'ye giderdi. MHP'de olması onlardan farklılığı olduğu içindir. Oy veren açısından diyorsunuz bunu, yani efendim, seçmen açısından. Seçmen açısından diyorsunuz. Evet, seçmen açısından. Evet. AK Parti'de değil, MHP'dedir. Şimdi ondan AK Parti'ye gitmesini beklemek veya ondan Bülent Devlet Bey böyle bir takım sebebini henüz anlamış değiliz. Bilmiyorum, anlayan var mı? Biz herkese soruyoruz, bir sonuç alamadık henüz. Evet, alabileceğini zannetmiyorum, yani anlamı yok. Kendisini inkar ediyor. Bu durumda kendi üyelerinin, kendi tabanının bu fikre uymayışını garipsememek lazım. Bu tabii bir sonuç. Yani başka türlü olabilir mi? Evet, az değil yani 5 milyon oyun MHP'nin en azından MHP'ye ilgi duyan insan sayısı 6 milyon mertebesinde veya 7, zaman zaman 7 milyon mertebesine kadar çıktı.
bu insanların, bu kişilerin bu ilgilerini sadece Devlet Bahçeli'ye bağlamak yanlış olur. Devlet Bahçeli bana göre tabanının fikrini söylediği müddetçe onun sözü dinlenilir. Yoksa nezaketen toplantıya geldiği zaman ayağa kalkılır, toplantının bazı cümleleri alkışlanır. Hepsi bunların tamam ama bunun sonunda oy gitmez sandığa. Yani hepsi için söylemiyorum ama bir miktarının gitmeyeceği görünüyor. Nasıl bir tahmin şimdi, yapabilirsiniz? O bir miktardan bir şey çıkartabilir miyiz biz? Ne gibi? Yüzde anlamında yani. Bir miktarın bir daha tanımlaması var mı? Hayır, şu anda tabii bunu tam söylemek çok güç Orhan Bey. Ama bence son seçimde, 2015 seçiminde MHP'nin aldığı oyu MHP halk oylamasında evet'e verdiremeyecektir. Evet'e döndüremeyecek onu. %11 gibi bir oyu döndüremeyecek. Bu diyorsun. Şu demek değil. Evet'e vermeyecek hiçbir MHP'li. Hayır verecek şüphesiz. Ama çok önemli, değerli olan bir miktar vermeyecek. Çünkü Erdoğan'ın istediği oranlara varması için o MHP'den daha fazla oy bekliyor. %5 gibi bir beklentileri olduğunu Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımız bugün yazmışlar. Yarı yarıya yani, öyle mi? Evet, yarı yarıya. Yarı yarıya. Olabilir de olamayabilir. Yani bu hesaplanması zor bir şey. Evet. Ölçülmesi zor bir şey. Çünkü %10'un yani toplam oyun %10'un kendi idaresiyle, kendi lideriyle ihtilafa düştüğü için, farklı düşündüğü için oy vermeyecek insanı bulmak oldukça zor. Yani zor dediğim, sayısı az olduğu için zor. 5 milyonun ne kadarını, %5'in ne kadarını bulabilirsiniz? Siz çünkü temsilde herkesin zaten bu tip araştırmaların %2 hata payı var. Bu hata payını düşünürseniz %2,5 nereye gidecek diye ölçmek çok zordur. Ama bu belli bir miktarın gitmeyeceği muhakkak. Ama bu %2,5 halk oylamasında çok önemli olacaktır. Göreceksiniz. Şimdi tabii çok kritik bir durum bu. Yapılan kampanyalara da baktığımızda bir bıçak sırtı durum var gibi görünüyor. Yani bütün partiler bunu kabul etmiş vaziyette ki AK Parti genelde girdiği bütün seçimleri kazandığı için geçmiş referandumlara biraz daha rahat girerken bu referandumda işi biraz daha sıkı tutuyor gibi bir hava var. Hatta o kadar sıkı tutuyor ki siz hayır demek yasak mı diye itiraz da etmişsiniz yani bu duruma. Siz de bıçak sırtı bir sonuç mu beklersiniz? Bu kampanyadaki sertliği de buna mı bağlayalım, yoksa zaten huyu AK Parti'nin bu gerilimden hep besleniyor mu diyorsunuz? Efendim, bence 2007'den itibaren, 2006'dan itibaren Erdoğan gerilim politikasıyla oy devşirmeye önem verdi. Yani o anayasa, biliyorsunuz, anayasa hazırlık komisyonu kurdu. O komisyon çalıştı, kendisine bir metin verdi. O metnin kapağını açmadan adeta kendi politikasını 2007 seçiminden sonra hiç şey yapmadan, azaltmadan, yumuşatmadan bugünlere kadar bir karşısında bir düşman tanımladı ve o düşman üzerinden politika yaptı. Ve buna maalesef devam ediyor. Siz o politika nedeniyle mi hayır demek yasak mı kardeşim diye isyan ettiniz? Onu şey yapmaya çalışıyorum. Hayır, bu o politika ile ilgili değil. Bu şu anda o başka bir mesele. Şimdi onu da söylemeye çalışayım. Buyurun. Son 687 sayılı kanun hükmünde kararname bence Türkiye'deki seçimlerin eşitlik ilkesini büyük ölçüde uygulanamaz hale getirmiştir. Yani yayınların YSK denetiminden alınmasından bahsediyoruz o zaman.
Evet, evet. RTÜK meselesinden RTÜK bahsediyorum. Meselesinden. Çünkü RTÜK meselesinin gerisinde fazla altı çizilmedi, söylenmedi ama gerisinde şu var. 2015 Cumhurbaşkanı seçiminde ve 2015 seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. Evet. Eşitlik, serbestlik ve özgürlük içinde insanların yayın konuşmaları lazım ve radyo televizyon kurumları da gerek ulusal gerek yerel televizyon ve radyo kurumları da bu kurala uymalıdır dedi. Bunu RTÜK'e bildirdi. Her hafta RTÜK'ten rapor istedi. Buna evet. göre ne yaptı? Az mı yaptı, çok mu yaptı? Onları takip etmemiz mümkün ayrı değil. Şey. Evet. Ama bu bir önemli bir karardı. İkisinde, iki seçimde de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, diğer genel seçimde. Genel seçimlerde de. Bunu şimdi kaldırdı. Nasıl kaldırdı? O halle ilgilendirerek kaldırdı. Yani hükümet ve bugünkü siyasi iktidar halk oylaması da ki propaganda, seçim işlemleri ve diğerlerini o halde ilgili bir kanunla çözme noktasına kadar gelmiş bulunmaktadır. O halde seçim kanununun ne ilgisi var? Demek ki ilgilendirebiliyor ve talimat veriyor Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yetkisini kaldırıyor. Evet. Oysa anayasamızın çok açık bir maddesi var. Seçimlerin başlangıcından seçim sonuçlarının ilanı ve kesinleşmesi gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin eşit, serbestlik içinde demokrasi kurallarına uygun ve anayasaya uygun, kanuna uygun bir şekilde yürütülmesi için çıkacak olaylar karşısında dahil olaylar da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır ve ilgililere tebliğ eder. Kelimeler tam aynı olmasa da manası bu olan bir maddesi var. Tek sorumlu yani YSK. Bu gayet tabii tek sağlıklı sorumlu. Yürümesi için. Ve bu 1950'den beri böyle. 1950'den beri böyle. 1950 öncesindeki hadiseleri biliyorsunuz. Evet. 1950'den beri 18 sene seçim oldu. Bu 18 seçimde uygulanan bir kuralı bir tek o seçim kanununun yani 298'in ve anayasanın 68. maddesinin seçimlerde uygulanacak ilkeleri tanımlayan cümlesinin yani seçimler serbest, eşit, açık ve gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Kuralının bir tek gizli oy açık tasnif maddesi kalmıştır bugün. Öbürlerin hepsi gitti. Eşitlik ortadan kalktı diyorsunuz. Niye? Çünkü şimdi siyasi partiler... Bir memlekette halk oylamasıyla ilgili olarak başbakan konuşur ve geçenlerde geçen hafta saydım bir konuşması dört kere benim dinleyebildiğim dört kere dinlediğiniz bütün televizyonlarda yayınlandı. Oysa Ana Muhalefet Partisi'nin sözü 3 dakika. Öbüründen, HDP'den hiç haber yok. Bahseden yok zaten. Öyle bir adaletsizlik içinde yapılan seçim, seçim midir? Sonra o seçimle aldığınız neticeye, neticeyle siz sokaklarda nasıl dolaşacaksınız? Ayıp değil mi? Bunu yani böyle şey olur mu canım? Evet, seçimi sakatlayan hani bir karar. Hani İsmet demişti evet. şeyden sonra. Çok sonra, elden sonra. Aynara bakamazdım demişti. Hatırlar mısınız? Evet, o cümleyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı iken. Evet. Benzer bir durumda... Alo? Duyuyorum Tarhan Bey. Hatırlıyorum o cümleyi. Benzer bir durumun ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Alo? Duyabiliyor musunuz beni? Arkadaşlar, Tarhan Bey'in sesinde bir problem oldu. Bir alıp bakalım hemen.
Taran Erdem, özellikle son çıkan kanun hükmünde kararname ile YSK'nın denetiminden alınmasına tepki gösteriyor. Neyin? Yayınlarla ilgili o eşitlik meselesinin. Nasıldı daha önce? Siyasi partiler kendi propagandalarını alanlarda, mitinglerde yaparlardı. Ama bunun dışında o mitingler televizyonlarda yayınlanır. Şu anda AK Parti'nin mitingleri canlı olarak yayınlanacak. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Birçok siyasi, birçok televizyon tarafından aynı anda. Ama muhalefete aynı düzeyde bir şans tanınmayacak. Yani onlar fikirlerini iktidar partisi kadar rahat yayamayacaklar. İktidar partisi kadar herkese ulaştıramayacaklar. Bunun yarattığı eşitsizliğin seçimi sakatladığı görüşündeydi. Taran Erdem tam da bunu anlatıyordu. Şimdi sesiniz herhalde. Şimdi tarihi bir cümleyi söylemek istiyorum. Buyurun. Evet, buyurun. Söylüyordum, kesildi. İsmet İnönü zannediyorum 1957 yıllarında bir tarihte Cumhurbaşkanı iken duvarlara bakamazdım, utanırdım aynalara bakmaya demiştir. O zamanki tek taraflı eşitlik olmayan seçimden bahsederken 1946 seçiminden. Evet. Şimdi ben merak ediyorum. Sayın Başbakan o konuşmasından sonra aynalara bakabiliyor mu, bakamıyor mu? Ben evet. Bunu hakikaten merak ediyorum. Nasıl bir devlet idaresidir bu? Peki Tarhan Bey, bu kadar yani eleştirdiniz o eşitlik ilkesi, özellikle insanların kendi propagandalarını yapmaları ve halka ulaşmaları konusunda bir anayasa hükmü vardı. Onun da sakatlandığını söylediniz. Peki bu eşitsiz şartlara rağmen nasıl bir sonuç beklenebilir? Birinci soru bu. İkincisi de hangi sonuç çıkarsa çıksın 17 Nisan'da Türkiye'yi nasıl bir sonuç bekliyor? Görüntü veya atmosfer bekliyor. Efendim, şimdi halkımızın çok önemli bir tecrübesi var. Evet. Bütün radyolar sabahtan akşama kadar konuşmasıyla, tek taraflı konuşmasıyla konuşmaması arasındaki fark ne kadar olacak göreceğiz bu sefer. Evet. Ben halkın Türkiye'nin durumu hakkında doğru karar vereceğine inananlardan inanıyorum. Ama bu şekil meselesini, ilke meselesini, eşitlik, adalet, serbestlik ilkesini, ilkesinin ortadan kaldırılma teşebbüsüne bu yaşa geldikten sonra tahammül etmek istemiyorum. Yani bu olacak bir şey değil. Sonuç değil, buna süreç da önemli diyorsunuz. Siz orada zihniyet ortaya konuyor diye eleştiriyorsunuz. Zihniyet ortaya konuyor. Yani nasıl bir şey bu? Bunların hepsi Sayın Başbakan demokrasi içinde büyümüş bir insan. Yani o 18 yaşına geldiği zaman Türkiye'de çok partili seçim vardı. O seçim içinden gelmiş bir insanın kendi grubunun kürsüne çıkıp da o cümleleri söyleyebilmesi, ne ben hakikaten hayret ediyorum. Ve sonra evinde nasıl çocuklarının suratına bakabiliyor, eski sınıf arkadaşlarının yüzüne nasıl bakabiliyor ve onu merak ediyorum. Peki, süreç çok sıkıntılı diyorsunuz. Peki 17 Nisan'la ilgili bir tasavvurunuz var mı? Yani nasıl bir tablo çıkacak Türkiye'de? Sonuç ne olursa olsun ama bir 17 Nisan olacak. 17 Nisan olacak tabii. 17 Nisan olacak ve ben şunu anlayacağımızı sanıyorum. Türkiye'de siyaset yapan insanlar veya siyaset yapmayan insanlar, hep birlikte 80 milyon insan, kendi inançları, kendi fikirleri içinde birbirleriyle eskiden olduğu gibi kahvelerde, konferans salonlarında, sokakta dostça konuşabilecekler, meseleleri tartışabilecekler. Başka türlü olmaz. Türkiye böyle ben söyledim, ben istediğimi yaparım fikriyle yönetilemez. Hepsi görecekler bunu. Peki.
Taran Erdem, çok teşekkür ediyoruz katıldınız. Yaptığınız değerlendirmeler için önemliydi gerçekten. Özellikle son kanun hükmünde kararnameye dikkat.